Onun haricinde siz de biliyorsunuz Türkmenistan üniversitelerin ve öğrencilerin en çok zorlandığı ülkelerden bir tanesi. Evet. Çünkü yasal prosedür maalesef ki hem öğrencileri hem acentalarımızı hem de üniversitemizi zorluyor. Biz burada tabii ki öğrencilerimizin ve acentalarımızın yanındayız. Gerekli evrak listesini sizinle paylaşacağım. Yani öğrencimizin diplomasına ait lise transkripti, bunun Türkçe ya da İngilizce onaylı örnekleri, pasaportuyla birlikte bizim üniversitemize başvurması yeterli oluyor. Biz çünkü lise diplomasıyla kayıt alabiliyoruz. Aynı zamanda kendi YÖS'ümüzde yapıyoruz. Diğer üniversitelerin YÖS'lerini de kabul ediyoruz. Ya da uluslararası diğer sınavlarla da kabullerimiz var. Ama ön koşul öğrencinin lise diplomasıyla üniversitemize başvuru yapmış olması Evet. yeterlidir. Türkmenistan için ne yapıyoruz? Çok ciddi kolaylıklar sağladık geçen sene. Mesela öğrencilerimiz gelmişler Türkiye'ye, ödemelerini Türkmenistan'dan yapacaklar. Biz öğrencilerimizden ödeme almadan taahhütle kayıt yaptık ve ödemeleri için 6 ay bekledik. Ülkelerine yazı yazdık. Yine bu şekilde aynı sistemi devam ettiriyoruz. Yani eğer ki öğrenci adayı burada ise öğrencinin ödemesi olmadan kaydını yapıp banka bilgilerimizi resmi kanallarla Türkmenistan'a yönlendiriyoruz ve yani ödemesinin gelmesini beklemeden eğitim öğretime başlayabiliyor. Onun haricinde öğrenci Türkmenistan'da ise başvuruyor. Başvurduğunda hiçbir ücret ödemeden ön kabul mektubunu paylaşıyoruz. Ön kabul mektubunda banka hesap numaraları var, ödeyeceği meblağlar var. Resmi kanalla ülkeye iletiyoruz ve bu sayede öğrenci zorlanmadan ödemesini yapıp vizesini alıp Türkiye'ye gelebiliyor. Evet, teşekkür ederim.